Merhaba arkadaşlar, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün pragmatik ünitesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pragmatiks, Dilin doğru kullanımından ziyade yerinde veya uygun kullanımını inceleyen bilim dalıdır. Yani dili kullanıldığı bağlam içerisinde görmemiz gerekir. Zaten pragmatikste dilin kullanıldığı bağlam içerisinde inceler, altta yatan anlamın ne olduğunu anlamaya çalışır. Yani biz kısaca pragmatik için the study of intended speaker meaning diyebiliriz. Dilin nasıl kullanıldığı değil yerinde veya uygun kullanımını inceleyen bilim dalıdır. Şimdi konteks kavramımız var. Konteks kavramımız ikiye ayrılıyor. Linguistic context diğer adıyla co context, ikincisi ise physical context. Öncelikle linguistic context'ten biraz bahsedelim. Diğer adı co context demiştik. Linguistic konteks bir kelimenin ne anlamda olduğunu anlamak için cümlenin geneline bakmaya denir. Yani o kelimeyi cümle içerisinde görmeye denir. Cümledeki diğer ifadelerin, dil bilgisel ifadelerin de yardımıyla kelimenin ne anlama geldiğini anlarız. Bu bağlama biz linguistik konteks adını veririz. Yani kısacası bir kelimenin ne anlama geldiğini cümle içerisine bakarak çıkarırsak bu linguistik konteks olur. Mesela bir kelimeyle karşılaştığımızda ya da bir kelime öğrenmeye çalıştığımızda onu biz direkt konteksin içerisinde görüp öğreniriz. Hem daha kalıcı olur hem de tam olarak ne anlama geldiğini cümle geneline bakarak anlayabiliriz. İkincisi ise physical context. Kelimenin geçtiği yerden, objelerden anlam çıkarımı yapmamızı sağlayan bağlama physical context denir. Zaten adı üstünde kelimenin bulunduğu fiziksel ortama göre kelimenin anlamını çıkarmamızı sağlayan kavrama physical context adı verilir. Şimdi çok önemli bir kavramımız var. Değiksiz. Değiksiz kişiye veya zamana göre anlam değişen ifadelere denir. Aynı zamanda fiziksel bir ortam olmadan anlaşılması mümkün olmayan ifadelerin tamamına değiksiz adı verilir. Şimdi mesela She will come to my home tomorrow because she isn't here today dediğimiz zaman she kim bilmiyoruz. Tomorrow ne zaman bilmiyoruz. She kim yine bilmiyoruz. Here sana göre farklı bir yer bana göre farklı bir yer olabilir. Today başka bir gün söyleyebilirsin. Today'i yanlış algılamış olabilir. Yani kişiye göre ve zamana göre anlam değişen ifadelere deyiksiz adı verilir. Üç çeşit deyiksiz vardır bu arada. Birincisi person deyiksiz. Kişiye göre anlam değiştiren ifadelerdir. Mesela I, you, we, they, him, myself, her, his, ourselves, mine, yours. Biz daha devam ettirebiliriz. Kişiye göre anlam değiştirebilir. Mesela ben you diyebilirim ama isim vermediğim için başka biri kendine söylediğimi zannedebilir. Ya da place deixis'ler vardır. Bir yeri belirtmek için kullanılan ifadelerin tamamına denir. Mesela here, there, this, that, these, near, on the right, on the left. Bunlar bir yer bana göre sağımdaysa başkasına göre sol tarafta olabilir. Ya da ben det diyorsam o başkasını algılayabilir. Here diyorsam, there diyorsam farklı anlamlara gelebilir. Yani bir yeri belirtmek için kullanılan ifadelerin tamamına place deyiksiz denir. Yine kişiye göre değişir. Üçüncüsü ise time, temporal değişsiz. Zamana göre değişen ifadelerin tamamına da time ya da temporal değişsiz adı verilir. Mesela today. Ben today demişimdir ama farklı bir anlama gelmiştir. Yakında demişimdir farklı bir anlama gelmiştir. Today, soon, now, tomorrow, last week, tonight ve that day. Daha devam ettirebiliriz. Biz bunlara time ya da temporal deixis adını veriyoruz. Bugünlük dersimizin burada sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara veya Instagram hesabına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız derslerimize hızlıca erişebilirsiniz. Anlatılan derslerin notları Instagram hesabımızda post olarak yer alacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.